Sayın Orhan Sümer. Buyurun Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi teklifi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 6,5 milyar bütçesini tartışacağımız Ticaret Bakanlığı, özellikle içinden geçtiğimiz bu olağanüstü 2020 yılında sınıfta kalmış, başarısız olmuş, talepleri karşılayamamış. En önemlisi esnafımızı yüzüstü bırakmıştır. Bakanlığın bugün başarısız olmasının nedeni sadece salgın hastalığı değildir. Ne yazık ki Ticaret Bakanlığı kötü yönetiliyor. Esnafın faturasını ödemek için 10 lirayı dahi denkleştiremezken KOBİ'lere merhem, küçük esnafa destek, yerli üreticiye dayanak olması gereken Ticaret Bakanlığı'nın kötü yönetilmesinden kaynaklı kayıp milyonlarla ilgili sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Uluslararası katılma açık kamu ihalelerinde sağlanan vergi, resim ve harç istisnası uygulamalarında hata ve mevzuat eksikliklerinin bulunması nedeniyle zarar 4 milyar 172 milyon dolarlık kamu ihalesi. Yüksek tutardaki muhasebe hesap kayıt hataları nedeniyle zarar 3.8 milyar lira. Yap işlet devlet modeliyle yapılmış gümrük kapılarındaki hesap hatasına dayalı usulsüzlüklerden dolayı 562 milyon dolar. Tohumluk kredilerin envanter, takip, tahsilat ve muhasebe işlemlerinin yapılmaması nedeniyle zarar 65 milyon lira. Değerli milletvekilleri, az önce bahsettiğim ne yazık ki bunun gibi birçok zarar kalemi Sayıştay raporlarında mevcuttur. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı esnafına destek veremediği gibi rekabeti de koruyamamıştır. Esnaf can çekişken görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Çünkü iktidar için inşaattaki rant küçük esnafta yok. Üreticiye, tarıma, sanayiye yatırım yapmak beton ekonomisi kadar karlı değil. Beşli rant çetesine destek olmak, milyarlarca lira vergisi ödemesini tek kalemde silmek, vatandaşa destek olmaktan daha kolay. O yüzden maalesef AKP iktidarları için esnaf ve KOBİ'ler değil, saray saltanatının şakşakçıları değer görmektedir. Bizler iktidar ekonomi yönetime beceremiyor, ticareti desteklemiyor, üretici zorda, vatandaş darda dedikçe memlekette kriz var, pembe tablolar çizmeye başladılar. Saray iktidarı hiç fark etmedi. Ama vatandaş iliklerine kadar hissettiği kriz yüzünden yüz binlerce esnafımız kebenk kapattı. Kriz yok söyleminin hemen ardından birçok esnaf, işletme sahibi, iş insanı borçları yüzünden intihar etti. Enflasyon son 18 yılın rekorunu kırdı. Üniversiteli arkadaşlarımız birçok işsiz durumda. Mart ayının günümüze neredeyse her ay 10 bin esnaf iflas ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın tüm bunlara çare olması gerekirken övündüğü şey geri dönüşüm için İngiltere'den çöp ithali. El alemin İngiltere'deki çöpünü, tohumdaki arpayı, buğdayı, samanı bile ithal eden Türkiye modeli ne yazık ki AKP iktidarlarının eseridir. AKP iktidarları döneminde yatış garantili hastaneleri, yolcu uçuş garantileri, havaalanlarını, geçiş garantileri köprüleri görmüştük. Ama maalesef seyircili garantili televizyon kanallarını ilk defa gördük dünyada. Beyin Sport TV kanalının 300 milyon liralık ödemesi devlet eliyle yapılandıktan sonra yabancı yatırımcıya maalesef satılırken Ticaret Bakanlığı burada da sesini çıkartmadı. Burada haksızlık var. Burada kendi yandaşını koruma var. Burada bakanlık olarak bu ticarete karşı çıkmalıyım demedi, diyemedi. Buradan sormak istiyorum. Rekabet Kurumu ne işe yarar? Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, ticareti ve üretimi ayağa kaldıracaksak öncelikli olarak girdi maliyetlerini düşürmemiz, üretime dayalı yatırımları artırmamız gerekir. 2021 yılı bütçesine baktığımız zaman kimileri saraylarındaki şatafatlı yaşamlarından ödün vermezken dar gelirli vatandaş, esnaf, asgari ücretli, emekli, yani toplumun büyük bir kesimi kirasını, doğalgaz, elektrik, su faturasını ödeyemez. Hatta evin ekmek, çocuğun açlık veremez durumda. Ülkemizdeki tüm sektörler durma noktasına geldi. Türkiye'deki işletmelerin %43'ü hizmet sektöründe, %36 ise ticaret sektöründe yer alırken istihdam açısından hizmet sektörü toplam iş alanlarının %40'ını oluşturmaktadır. Bugün hizmet sektöründe çalışan milyonlarca vatandaşımız işsiz kaldı. İktidar olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuz mu? Maalesef hayır.
Ticaret Bakanlığı muhtesinde aylık 140 bin lira maaş alan kişiler olduğu ortaya çıkarken yurt dışındaki yandaş şirketlere aylık 50 bin dolar kira desteği verildiği tespit edilmişken vatandaşa günlük 39 lira 40 kuruş destek vermek ayıptır. Sarayın bütçesini düzenlerken vatandaşın bütçesini bozmak devlet adabına yakışmamaktadır. Ülkemizi liyakattan ve ciddiyetsizden uzak yönetim anlayışıyla nereye savruldu belli olmayan büyük bir ekonomik krize sürüklemektedirler. 2021 yılı bütçesi genel olarak yandaşı, rantçıyı, komisyoncuyu, saray kabinesini, Katarlı ortaklarını mutlu etse de halktan, şeffaflıktan, gelir dağılma adaletinden uzaktır. Bu bütçe vatandaşın cebine ateş, kemerine delik, sırtına kamburdur. Vicdanlara yaradır diyor. İktidarınızın yapacağı son bütçe olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.